Merhabalar. Herkese merhabalar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi iki tane hastaneden arkadaşımız evleniyor. Ve onlardan bir tanesi Isparta'da, sağ olsun bize birkaç tane gideceğimiz yer önerdi. Biz de hazır düğüne gidiyorken biraz gezelim dedik, size de bunu vlog olarak çekelim dedik. Isparta'da neler yapılır. Ve düğünden de birkaç kesit koyacağız. Güzel vlog olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar şu dağa bakın. Manzara şov. Şimdi şu önümüzdeki gördüğümüz Eğirdir Gölü olması lazım. Kocaman bir göl, yani deniz gibi inanılmaz bir görsel. Ona tepeden bakacağımız bir seyir tepesine gidiyoruz biz şimdi. Yani manzaralar inanılmaz güzel, yolları, şu dağlar, denizler, şeyler derken. Chill moda geçiyorum yani. Eğirdir'e geldik, esas merkezine. Arkadaşlar bayıldık ya. Biz ta en yani kilometrelerce bir göl ve burada plaj kısmı var. Bayıldık. Burada da güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Güzel. Sonra şurada bir adacık gibi bir şey var, oraya da geçeceğiz. Burada da güller var. Burada da benim gülüm var. Değil mi? Abi çok beğendim ya. Gerçekten yazlık alacaklara yatırım tavsiyesidir. Düşünebilirsiniz. Çok güzel. Çok güzel bir kahvaltı yerine geldik şimdi. Seyir Tepesi diye. Akpınar Kartal Seyir Tepesi. Çok tatlı bir tur otobüsü gelmiş ya Kıbrıs'tan. Kıbrıs'tan selaması, çok severim kendilerini. Böyle bir yere geldik. Şimdi kahvaltı yapacağız burada. Daha sonra dediğim gibi şuraya ineceğiz. Orası da bir köymüş. Adacık şeklinde. Şimdi kahvaltılarımız geldi. 95 lira şu tabak. Yanında iki çayı var. Bu da 35 lira gözleme patatesli. Biz bunları izninizle gömelim. Şöyle de oturacak yerleri var. Değerlendirmek gerekirse bir tık bence kahvaltı değmez. Serpmeköy kahvaltısı diye 90 lira o pahalı. Ama gözlemi güzeldi. Fiyat performans 35 lira sonuçta. Onu düşünebilirsiniz. Çay da küçük çay 7,5, büyük 15 lira. Ona göre aklınızda bulunsun. Ama manzarası... Fiyat değişmezse. Burası Türkiye. Ama manzaralar gerçekten çok hoş. Çok güzel yerler ya. Şimdi o yarımada gibi şeyde ilerliyoruz. Evet. Burada çok güzel, bak ring aracı vardı solda. ATV kiralama yerleri var. Bak şurada şeye biniyorlar. Neydi şunlar adı? Yunuslara. Yunus. Acayip böyle ya. Aa, jet ski'ye biniyor lan çocuk. Bakayım. Acayip bir yazlık, harika bir yer ya. Isparta'dan gerçekten böyle bir şey beklemezdim. Şaşırdım. Eğirdir Isparta yolu üstünde İrfan'da dondurmayı mutlaka uğra demişler. Gerçekten bir sürü duran araba da var. Burada oturacak yer de var şöyle. Biz de otururuz belki. Yani bildiğin yol üstünde. Merkezde bir haritada gösteriyor bir tane bundan olduğunu ama bunu söylemişti arkadaş. Ben de o yüzden buraya geldim. Bakalım, kalabalık. Ayrı ayrı mı alacağız? Şimdi ben... Topu acayip ucuz bu arada. Topu 5 lira. Yani bu devirde gerçekten çok ucuz. Yağmur lavantalı, yeşil elmalı kavunlu aldı. Ben de Hindistan cevizi ve frenk üzümlü aldım. Çok güzel değil mi ya? Bayıldım, bayıldım. Oturma yeri de böyle. Tatlı bir yer bence. Isparta gölleri bakın. Evet. Baksanıza çok güzel. Çok güzel kokuyor ha. Dondurma ne diyorsun? Sevdim de. Sevmeyebilirsiniz belki. Ben çok sevmedim. Lavantalı ben çok seviyorum. En güzel lavantalı biliyor musun bu arada? Tavsiye ederim. Biz daha önce de Isparta'da şeye geldik. Belki bulursam oradan bir reyaz çıkmış, onu buraya koyarım diyor ya. Lavanta köyü diye bir yer var şeyde. Isparta'ya bağlı. Kuyucaklı köyü müydü? Evet. Lavanta kokulu köy diye geçiyor. Haritalarda da işte Instagram'da lokasyon yapmak isterseniz öyle gözüküyor. Orası zaten bir turist yeri böyle. Bir sürü lavanta tarlaları var. Isparta'nın meşhur zaten. Yol boyunca biz bu Eğirdir'e vesaire gelirken de bir sürü lavanta. Alakasız yol kenarlarında falan çıkmış böyle. Çok güzel. Lavantalı dondurma ve lavantalı gazoz orada denemiştik. İkisini tavsiye ederiz. Burada da en çok beğendiğimiz lavantalı dondurma oldu.
Arkadaşlar şimdi Isparta'da düğünde biraz geç çıkacağız. Sonrasında belki hani alkol vesaire olur diye kalmaya karar verdik. Evet, diğer, tuttuğumuz şimdi odaya bakar mısın? Yavur, o ben gelin şeyde balayında kaldırtmadın beni böyle yerde diyor. Abi o kadar büyük ki. Evet, şimdi size otel vlog. Ramada Otel'deyiz. Bak, by Wyndham. Ben balayında bile şöyle bir dolap görmedim. Dolabın içine bak. İçi böyle değildi vallahi. Ferrero Rocher varsa bir kere zengin odasıdır kardeşim. Abi mükemmelmiş ya. Yağmur, bir gece daha mı kalsak lan? Manzara böyle. Evet, burası salonumuz arkadaşlar. Daha sonra dolabımız. Burada tuvaletimiz var. Burada da yatak odamız var efendim. Naçizane. Dın 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 dın. Hazırız. Hazırlandık. Ey 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 ey. Hadi gidelim. Bak sen ben orasısınız de sen şıkı şıkı de. Ne oluyor ya, taklidi yapıyorlar arkadaş. Biri şey, biri haydi Yasir'e çek yap. Hani ne diyeceğiz şimdi? Ben yok, ben yok. Doğal alırdı kardeşim. Çekiyor musun hep? Evet. Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Şik şik şik. Bu grup can, ne oluyor ya, takipçileri olarak biz onu konuşuyorduk. Tam üstüne kahve şey, kahve dünyasıyla çek. O kahve dünyasıyla çek. Filolojisi çek. Onu sil orada. Oyna. Prova yapıyoruz. Sahneye çıkacaksınız. Vlog'tasınız şu an. Merhaba. Merhaba. Damadım geliyor. Tamam, dükkan memuru gelince. Az önce gördüğünüz yer, otelin yanında Sir Winston Pub vardı ve orada canlı müzik vardı. Şimdi orada şansımızda pijama partisi varmış. Biz de üşenmedik, hesabı ödedik önce bir tur. Yukarı çıktık, üstümüze pijamalarımızı giyip aşağıya geri ineceğiz. Gece daha uzun. İlk defa boyamadık eğlenmeye. Pijama partisine bakalım. Eğlenceli. Baksanıza şuna, gayet gerçekten de pijamalarını giydi. Üstüme normal tişörtümü giydim abi. O kadar da pijamama, yani çok şık bir pijamam yok çünkü bununki çok güzel. Böyle eşofman altı, üstüme sabahki tişört. Ama Yağmur mükemmel oldu. Gerçekten oradaki en dikkat çekici insan sen olacaksın Yağmurcuğum. Hadi gidelim. Ay yürüyüşünü yap. Haydi. Günaydın. Günaydın. Saat gerçi 12.30 ama biz dün biz biraz yorulduk valla. Yani bayağı eğlendik ya. Isparta'da bir sürü gece kulübü vesaire de varmış. Biz hiç böyle bilmiyorduk. O yüzden
Gerçekten bir yeri yerinde görmek çok fark ediyormuş, bunu öğrendik. Şimdi bir kahvaltı yerine gidip ikinci güne başlayacağız. Bu arada Isparta, yani şu an öyle bir yerdeyiz ki mesela ki merkez burası. Böyle yazlık yerler gibi, yolları, kafeleri, böyle her şeyiyle ya. Çok değişik. İnsanları, giyimleri vesaire. O yüzden bu beni biraz şaşırttı. Isparta gerçekten beklediğimin çok daha farklısı çıktı. Tıklım tıklım bir mekan. Menüleri çok şeker ama. Kaşarlı krep ve böyle standart kahvaltı tabağı ve de çaylarımız var. Şu ikisi 75 lira. Mekan bayağı dolu. Kısım gençler var, çok yani şık, güzel garsonlar, çok iyi. Bir sürü bu tarz mekan gördük Isparta'da. Gerçekten Isparta beklentiyi çok karşıladı. Burası şu an yanından yürüdüğümüz yer Burç Fırını'ydı. Isparta'da birkaç şubesi var. Kocaman bir şubesi. Hala şu arkadaki hepsi orası. Şöyle. Çayın tanesi 3,5 lira, kahvaltı 75 lira. Lezzet, performans, her şeyde 10 veriyorum. Mekan kendisi de çok güzel çünkü. Bence Isparta'ya geldiğinizde kahvaltı için kesinlikle orayı. Ne diyorsun hemen? Kesinlikle bayıldım. Arkadan beri uzanan upuzun bir yol, yeşillikli böyle. Yine içimiz açıldı. Yeşil gerçekten bir şehri güzel yapıyor ya. Değil mi Yağmur? Ağaçlar. Evet, hadi gel. Şimdi bu yeşilliklerin ardında bir tane gideceğimiz müze var. Ama sadece dışını gezeceğiz. Çünkü çok içi ilgimi çekmiyor ama dışı biraz değişik bir bina. Siz de göreceksiniz birazdan. Geldik Yağmur. Sana bakalım anlattıklarımı dinliyor musun? Allah. Neymiş burası? Hatırladım. Halı müzesi. Evet. Ama biz dışını merak ettik. Ama içine de girebiliriz. Ve dışındaki şu çiçek çok güzel bak. Bayağı büyük. Çok güzelmiş gerçekten. Aa, ya arkadaki şu yola bakar mısınız? Yine bir sürü ağaçlar. Acayip yazlık ya. Bence de şu an yazlık bir yerde yaşamış olanlar demek istediğimi anlıyordur. Böyle şehirleşme yapısı vesairesiyle her şey çok yazlık. Burası ayrıca şu bina komple müze. Giriş ücretsizmiş arkadaşlar. Biz de girelim dedik. İçerisi çok güzel gül suyu kokuyor bu arada. Böyle kaç kat bilmiyorum ama bayağı yüksek bir kat böyle. 10 kat falan olabilir. Bakalım gezeceğiz madem ücretsiz. Hem siz de görmüş olun. Yani kültürümüz sonuçta ya. Bence gelirseniz güzel olur yani. Mesela bağışlanmış. Ne güzel. Bir şey çok güzel. İçerisi gül suyu kokuyor arkadaşlar ya. Zaten girişte gül suyuyla lokum ikram var. Güllü. Bayağı da güzel. Ben severim güllü lokum bu arada. Ben de severim. Ben severim zaten. Yüksek demiş lan. Çok yüksek gözüküyordu. Galiba 4 katlı. Aşağısı da var. Kur'an beyefendinin ismi de Profesör Doktor Turan Yazgan. Çok güzel bir şey bence ya. Orası halk eğitim merkeziymiş arkadaşlar. Ve bir sürü insanlar halı yapmayı öğreniyor. Orada halılarını yapıp sergiliyorlar. Yani kadınlarımız için bence çok güzel bir fırsat. Eğitimin her türlüsü faydalıdır yani. Beğendim. Gökçay Mesireliği diye bir yere geldik. Şurada Luna Parklardan tut, çocuklar için oyun alanları. Herkes topunu almış gelmiş. Böyle bir sürü büfeler. Acayip güzel bir yer. Ama biz normalde durmayacaktık. Ta ki şunu görene kadar. Bunu bir gördük. Sevmek için arabayı park ettik. Şimdi geldik. Bununla oyun oynuyoruz. Çok tatlı ya. Ama gerçekten şöyle göstereyim, bir sürü gençler, çocuklar dolu yani. Şurada bak dönme dolap var. Belli oluyor mu bilmiyorum. Herkes piknikte, siz de yani ailecek geldiyseniz bence uğrayabilirsiniz. Burada da bisiklet, kaykay, hani parkurları, bir sürü alanlar. Gençler şurada toplanmış, okey oynuyor kola eşliğinde. Ne diyorsun Yağmurcuğum? Serinlemek için birebir dostlar. Şimdi tepeye bakın. Isparta'daki her şey gerçekten her şey ama aklınıza gelebilecek. İşte sokak lambaları, köprülerdeki motifler, herhangi bir şeyin kapısı, her şey gül demal ama normalde böyle şeyleri biz çok sevmiyoruz. Böyle
İşte süs, lambalar, mambalar. Ama saçma bir şekilde bununki çok güzel. Hele akşamüstü olunca yaz gül uçlarında da çıkıyor öyle. Ampul ışık yanıyor. Hem bu gövdesindeki boşluklarda da çok güzel. Şimdi de merkezde önce bir orayı göstermedik aslında. Abi şöyle şey yaptık. Klasik bu gül ürünleri satılıyor. Hem hediyelik evdekilere hem kendimize. Arkadaş bize önermişti. Marka Clean mi? Rose marka. Biz aldık. Fiyat performans olarak en iyisi o olduğunu yorumlarını da okudum gerçekten de. Hani insana da memnun kalmış. Buradaki gençlerin takıldığı Kafeler Sokağı diye geçiyormuş. Kafeler Caddesi. Buralara biraz gezeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Şimdi kebapçı Kadir'e geldik. Arkadaşımızın önerdiği son noktadayız. Ve Isparta fırın kebabına merhaba deyin. Oğlak eti, kuzu etinden karışık, 3 saat pişen bir ürün. Nasıl? Mükemmel. Arkadaşlar, fırın kebapsız bir hayat düşünemiyorum ben artık. Ben böyle normalde çok yağlı, işte kuzu kokulu, tandırımsı böyle şeyler çok sevmiyorum. Kuzu tandırı mesela çok sevmem, dana tandırı çok severim. Ama bu işte dış derisi pişmiş böyle bu kadar yağlı, ben normalde yağlı et çok yemem ama böyle bir şey yok abi. Yani wow, 10 üstünden 10. Sen? 8. Hayır, 8 dedim. İyiydi, bana ne? Niye, neyi sevmedin? Biraz normal et gibi geldi tabii. Diğer yemeğimize geçelim. Karışık ızgara söyledik ama esas bunu söyleme nedenimiz burada olan şu ve şu. Isparta ne köfteydi, şiş köfte miydi? Isparta şiş köfte. Şimdi onları deneyeceğiz. Evet, çıktık şimdi. 192 lira hesap ödedik. Bu tandır fırın kebabı 90 lira. 80 lira karışık ızgara. İşte 2 ayran, 2 su. Küçük suları da saymışlar. Neyse, şöyle bir geri bildirimi var. Karışık ızgara çok kuruydu. Zaten çocuk da sordu sağ olsun. Çok muhabbet ettik. Çok tatlı bir çalışan vardı. O da hani ben de çok tavsiye etmiyorum. Genelde hani fırın kebabını tavsiye ediyorum. Fırın kebabı gerçekten güzel, tavsiye ederim. Ama diğer etleri karışık ızgaranın içinde, çünkü o şiş köfte, normal köfte, tavuk şiş, kuzu şiş vardı. Vallahi hepsi kuruydu. Ancak fırın kebap güzel. Ama sonra biraz araştırdım. Esas burada fırın kebabının da her şeyi de en güzel yapan bir tane Ferah kebap salonu varmış. Oraya da bakabilirsiniz. Denemedik orayı. Fakat hani herkes genelde orayı övmüş. Hatta birkaç listeye falan da girmiş bir restoran. Buraya da yakın bir yerdeymiş. Vlogumuzu burada sonlandırıyoruz. Bu vlogda konuşmadım ama ben utanıyorum. Eğer bir gün utanmadan vlog çekebilirsem ne mutlu bana. Anlamadım. Denem çok iyiydi. Şimdi yine bir paslandı böyle. Yine mi utanıyor? Ya ne yapayım ya? Konuşulmuyor öyle hep. Neyse. Gerçekten ne diyeceğim, böyle hep böyle laflar birbirine giriyor. Sonra izlediğimde kendimi kızıyorum falan. Öyle olmasın diye bu sefer çok konuşmadım. Konuşamadım. Evet, Isparta hakkında ne düşünüyorsun? Isparta'yı çok beğendim. İnsanları çok güzel, modern. Böyle tam bir piknik şehri bence. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz tabii. Çok yeşil alan. Bursa da böyleydi. Gerçekten piknik şehri benim için, çok eğlendim. Çok bir şey beklemiyordum Isparta'dan. Ama gördüğünüz üzere çok farklı deneyimler yaşadık. Bence görünmesi gereken bir şehir. Özellikle rota çizmek gerekirse en tepede Eğirdir'den başlayıp Isparta merkez, daha sonra Kuyucak köyü, bu lavanta kokulu köy diye geçen, oraya uğranabilir. Bir de bizim gidemediğimiz ama bir daha Isparta'ya kesin geliriz. Oraya gideceğiz arkadaşlarımızla. Düğüne olan arkadaşlarımız söz vermişlerdi. Buradan da onları da söyleyelim. Bir tane de daha kanyon var. Rafting vesaire de yapılabiliyormuş. Bir dahakine de oraya gezmek istiyoruz. Bence Isparta'ya bir gün yeter bu arada. Tabiat Parkı'nın ne kadar sürer bilmiyorum ama Eğirdir, Isparta merkez ve Kuyucak köyüne bence bir gün yeter. Ama sabah çok erken güne başlamak kaydıyla. Ya biz keyif aldık. Isparta yine gelebiliriz. Hatta ben kenarını böyle sıkıştırıyorum, yine gelelim diye. Ama Eğirdir'e göle girmek için de yani yazlık bazen darlanıyor, evet. Sıcaktan. Antalya uzak, İzmir uzak. Eğirdir'e girmek için gayet gelinebilir. Onun dışında bir de Yağmur da dediği gibi çok genç var. Ve hani gayet hani marjinal şey kesimde, insanın marjinal diyeceği kesimde
gayet fazla. Yani çok iç Eskişehir'i ben çok benzettim Isparta'yı. Orada anlarsınız zaten. Eskişehir'den sonra İzmir, Eskişehir, Isparta gerçekten çok güzel. İnsanları açısından çok güzel bir şehir bence. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.